Bu sefer dikey bir video ile karşınızdayım. Dik ve uzun bir video ile. Yani bu bir short video değil. Yanlışlıkla YouTube Shorts'a mı girdim diye acaba düşünmeyin. Şimdi bu videoyu neden dik yaptım? Çünkü daha önce yaptığım ama 1 dakikanın üzerinde olan bazı videolar var. Onları da dolayısıyla YouTube Shorts'ta paylaşamıyordum. Bu videonun içerisinde ardı ardına birçok uygulama ve programla alakalı videolar göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar ortalama 1,5 dakika uzunluğunda her bir tanesi. O yüzden geçe geçe izlemenizi tavsiye etmiyorum. Bir şeyler kaçırmayın diye. Ve hepsi de çok ilginizi çekecektir. Buna garanti ediyorum. Evet, şimdi gelin videolarımızı ardı ardına izleyelim bakalım. Günümüzde zaman tasarrufu çok önemli bir hale geldi. İş yoğunluğu, günlük hayat koşuşturması, öğrenmek istediğimiz birçok konu, sosyal medyadaki sonsuz içerikler bizi zaman kaybına sürükleyebiliyor. Herhangi bir YouTube videosunu izlemeden önce o videoyla alakalı bir özet bilgi almak ister misiniz? ChatGPT destekli bir Chrome eklenti sayesinde artık bunu yapabiliyoruz. Bu eklenti YouTube videolarının özet metnini hazırlayarak o videoyu izleyip izlemeyeceğimizi tercih etmemizi sağlayabilir. Ayrıca bunu tamamen ücretsiz olarak yapıyor. ChatGPT foryoutube.com sitesine girdikten sonra Add to Chrome butonuna tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfada sağ taraftaki Chrome'a ekle butonuna tıklayarak tarayıcımıza bu eklentiyi yüklüyoruz. Mesela kendi videomdan bir örnek vereyim. CapCut'ta ses ve görüntü senkronunu anlattığım bu videoyu izlemeden önce neyden bahsettiğimi görmek isterseniz eklenti sayesinde sağ tarafta açılan kutucuğun altındaki Ask ChatGPT to Summarize butonuna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde videomuzun özetini yazmaya başladı arkadaşlar. Ayrıca bu özeti yazarken gerçekten de videonun öne çıkan noktalarını anlıyor ve onları bize gösteriyor. Bu arada istediğiniz bir dilde açtığınız videonun özetini de yine Türkçe olarak çıkarıyor. Mesela iPhone'un bu İngilizce tanıtım videosunu açtım. İngilizce olan videonun Türkçe özetini çıkardı bana. Bu sayede zamandan ciddi bir tasarruf sağlayacaksınız. Yalnız yine de siz benim YouTube videolarımın tamamını izlemeyi unutmayın. Şu andan itibaren ürün fotoğrafçılığı bambaşka bir boyuta geçiyor arkadaşlar. Ürün fotoğrafçılığı konusunda çığır açacak bir uygulama geldi. Aslında bu uygulama önceden beri vardı fakat yeni bir yapay zeka özelliği getirdiler. Bu uygulama sayesinde çektiğiniz herhangi bir fotoğrafı son derece profesyonel bir stüdyoda çekilmiş gibi bir hale getirebiliyorsunuz. Mesela ben ayakkabımın şöyle bir fotoğrafını çektim ve bu fotoğrafı çektikten sonra PhotoRoom uygulamasını açıyorum. Bu uygulama cep telefonlarında fotoğrafın arka planını kaldırabileceğiniz en iyi uygulamaydı zaten. Fakat yeni gelen yapay zeka destekli Instant Background özelliği gerçekten muazzam. Buraya girip fotoğrafımızı galeriden seçiyoruz. Anında fotoğrafın arka planını kaldırıyor ve bizlere ürünün perspektifine uygun olarak yapay zekanın oluşturduğu yüzlerce arka plan veriyor. Mesela ayakkabım için gördüğünüz gibi birçok farklı arka plan oluşturdu ve ayakkabıya uygun bir şekilde gölge de veriyor. Mesela bir de şu araba fotoğrafı için denedim. Arabanın perspektifine uygun olarak yüzlerce arka plan oluşturdu. Böylece ayakkabı, araba, parfüm, çanta, kıyafet gibi istediğiniz bütün ürünleri profesyonel bir ürün fotoğrafı kıvamına getirebilirsiniz. Bu özelliği mobilde ücretli olarak kullandırtıyor. Yıllık 250 lira. Valla ben bu özelliğe bayıldığım için şu anda gözünüzün önünde uygulamayı satın alıyorum gördüğünüz gibi. Fakat dilerseniz bilgisayarınızdan photoroom.com sitesine girerek her bir kategoride bir tanesini ücretsiz olarak kullanmanıza izin veriyor. Artık tercih size kalıyor. Siz ne diyorsunuz? Bu özellik ürün fotoğrafçılığında çığır açmayacak mı sizce de? Decepticonlara karşı galip gelmek ve dünyayı korumak için omuz omuza mücadele etmeliyiz. Yazılı ve görsel yapay zekanın dışında sesle alakalı da bu konuda çok ciddi geliştirmeler yapılıyor. Şimdi göstereceğim programla sesinizi anlık olarak veya kaydettiğiniz bir sesi daha sonradan ünlü bir oyuncuya, Amerika başkanına ya da bir çizgi film karakterine dönüştürebilirsiniz. Voice.ai sitesine giriyoruz. Buradan Download Now butonuna tıklayarak programı bilgisayarımıza indiriyoruz. Programı kurup açtıktan sonra yukarıdan Record ya da Live modu seçebilirsiniz. Record modla o anda sesinizi kaydedebilir ve daha sonra indirebilirsiniz. Live modda ise birçok platformda canlı yayın yaparken anlık olarak sesinizi değiştirebilirsiniz. Ortadaki Click to Switch Voice butonuna tıklayarak buradan istediğiniz bir karakteri seçiyorsunuz. Program size belli bir kredi veriyor. Karakterleri kullanabilmek için o modeli eğitmeniz gerekiyor. Bunun için de resimlerin altındaki Train butonuna tıklıyoruz. Bir süre bekledikten sonra bu sesleri artık kullanabilirsiniz. Şimdi yaptığım 3 örneği sizlere dinleteceğim. Morgan Freeman, Rick Sanchez ve Optimus Prime. Tabii ki bu sesleri daha önce Türkçe duymadığımız için çok benzemiyor. Henüz programda beta aşamasında ama ilerleyen zamanlarda eminim çok daha iyi olacaktır. Bu arada İngilizce denerseniz sonuçlar tabii çok daha başarılı. Bak Morty, sen belki de en aptal torunumsun ama seninle maceraya atılmak en azından benim için biraz eğlenceli oluyor. Dünya barışı için her birimizin üzerimize düşen sorumlulukları
yerine getirmemiz gerekiyor. Hala ChatGPT ile tanışmayanlar olduğunu görüyorum. Eğer siz de hala tanışmadıysanız emin olun çok şey kaybediyorsunuz. Bu yapay zeka dil modeli sayesinde hayatımda ciddi anlamda zamandan tasarruf etmeye başladım. Ve size bu videoda bu yapay zeka dil modelini cep telefonlarında ücretsiz ve çok hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz harika bir uygulama göstereceğim. Gerçi bu uygulamayı daha önce tanıtmıştım ama yeni özellikler eklendi. Poi adlı uygulamayı cep telefonlarınıza ücretsiz olarak indirip yine ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu platform OpenAI'nin ChatGPT 3.5 ve 4 modellerini desteklemesinin yanı sıra başka firmaların yapay zeka dil modellerini de destekliyor. Ayrıca normalde aylık $20 kullanabileceğiniz GPT-4 dil modelinde bu platform üzerinde her gün bir adet olmak üzere ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Poi sayesinde günlük programınızı yazdırabilirsiniz. Eğer bir öğretmenseniz eğitim müfredatınızı oluşturabilirsiniz. Öğrenciyseniz ödevlerinizde yardım alabilirsiniz. Evdeki malzemelerle yemek tarifleri isteyebilirsiniz. Bir metni istediğiniz bir dile çevirebilirsiniz. Yani aklınıza, hayalinize ne geliyorsa onu sorabilir ve sohbet edebilirsiniz. Şu an itibariyle sadece iOS'te indirebilen Poi uygulaması yakında Android için de gelecek. Tabii ki Android kullanıcıları chat.openai.com sitesine girerek de ChatGPT'yi ücretsiz olarak kullanabilirler yine. Yani artık yapay zeka hayatımızın önemli bir parçası haline geldi ve işlerimizi ciddi anlamda hızlandırdı. Siz de hemen Poi indirerek hayatınızda büyük bir değişikliğe başlayabilirsiniz. Yine çok hoşunuza gidecek ve tamamen ücretsiz ve sınırsız bir şekilde kullanabileceğiniz harika bir yapay zeka sitesiyle karşınızdayım. Bu sitede sadece yazarak 360 derece panoramik görseller oluşturabiliyorsunuz. Bunlara Skybox deniyor. Skybox'ları birçok alanda kullanabilirsiniz. Mesela video oyunu yapıyorsanız arka planınızı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Sanal gerçeklik ya da Metaverse ile alakalı işler yapıyorsanız buna bayılacaksınız. Film ya da animasyon işleri yapıyorsanız arka plan için 360 derece görseller oluşturabilirsiniz. Mesela şu anda gördüğünüz gibi. Blockadelabs.com sitesine giriyoruz. Ana sayfada Conjure Your World butonuna tıkladıktan sonra Create New'in altındaki kısma hayal ettiğimiz şeyi yazıyoruz. Mesela ben burada tarih öncesi çağda dinozorlar ve astronotlar yazdım. Oluşturulan görsel üzerinde parmağınızla istediğiniz şekilde döndürebilirsiniz görseli. Eğer bilgisayardan girdiyseniz mouse'unuzla 360 derece bu görselin içerisinde gezebilir ve istediğiniz yere de yaklaşabilirsiniz. Onun altındaki kısımdan da farklı stiller seçebiliyorsunuz. Mesela post apokaliptik İstanbul diye bir panoramik görsel oluşturdum. Gördüğünüz gibi ortaya çıkan sonuç harika. Ayrıca oluşturduğunuz bir görselin farklı varyasyonlarını tekrar yapmak istiyorsanız Remix This kısmını da kullanabilirsiniz. Ve indir butonuna tıklayarak bunları telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Şimdi hemen bu siteye girerek hayalinizdeki dünyayı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yapay zekada yeni bir döneme giriyoruz. Yazıdan görsele, görselden görsele tarzda yapay zeka modellerini görmüştük. Ve şimdi de sırada videodan videoya tarzı yapay zeka hayatımıza girdi. Yapay zeka ile ilgilenen herkesin yolu runwayml.com sitesinden mutlaka bir geçmiştir. Daha önce ben de bu siteyle alakalı bazı videolar yapmıştım. Bir süre önce tanıttıkları Gen 1 modeliyle çektiğiniz bir videoyu hayalinizdeki her şeye dönüştürebilirsiniz. Mesela ben tahta kılıçlarla oynayan bu babaoğlu prompt yazarak iki Jedi savaşçısı dövüşür gibi bir hale dönüştürdüm. Veya buradaki dans eden kız videosunu bir referans görsel vererek o referans görseldeki robotu dans eder hale getirebildim. Veya bu gördüğünüz kendi videomu da yine referans görsel veya runway içerisindeki hazır kalıplarla birlikte birbirinden farklı tarzlara dönüştürebildim. Bunun için runwayml.com sitesine giriyorsunuz. Yukarıdaki Try Now butonuna tıkladıktan sonra uygulama sayfasına giriş yapabilirsiniz. Buradan dönüştürmek istediğiniz videoyu upload ediyorsunuz ve daha sonra sağ taraftaki Style Reference kısmından ister bir görsel referans verebilirsiniz, ister runway içerisindeki hazır kalıplardan kullanabilirsiniz veya hayal gücünüzü kullanarak bir prompt girebilirsiniz. Daha sonra Generate butonuna tıklıyoruz ve sihre tanıklık ediyoruz. Ayrıca Runway Gen 2 projesini de duyurdu. Çok yakında onunla ilgili de bir video gelecek. Bana destek olmak için bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Yine yapay zeka ile alakalı bir içerikle karşınızdayım ama bu sefer konu biraz farklı. Yapay zeka temalı 5 tane harika bilim kurgu dizisi önereceğim sizlere. 5 numarada Tales from the Loop geliyor. Fantastik bir kasabada bulunan The Loop adlı tesis ve bu tesiste çalışan kişilerin etrafında dönen gizemli olaylar anlatılıyor. 4 numarada Altered Carbon var. Bu dizi gelecekte geçiyor ve insanların öldükten sonra bilinci dijital olarak saklanıp başka bedenlere aktarılabiliyor. Dizi ölümcül bir cinayet davasını çözmek için bir askerin
ölümsüz zengin bir iş adamının bilincini taşıdığı bedeni kullanmasını ele alıyor. 3 numarada Westworld geliyor. İnsansı robotların yaşadığı bir tema parkında geçen bir dizi bu da. Bir süre sonra yapay zekalı androidler bilinçlenip isyan ediyorlar ve insanlara karşı savaşa başlıyorlar. 2 numara bir efsane Black Mirror. Modern teknolojinin etkilerini ve gelecekteki olası senaryoları anlatan bir antoloji dizisi. Her bölüm birbirinden farklı hikaye ve karakterlere sahip. Bu distopya dizisi biraz iç karartıcı ama bilim kurgu tarihine adını altın harflerle yazdıran bir dizi. Ve bir numaraya geldi sıra. Sadece yapay zeka temalı bilim kurgu dizisi olarak değil, hayatımda izlediğim en iyi dizilerden bir tanesi olarak da listedeki yerini bence hak ediyor. Person of Interest. Bir milyarder ve eski bir CIA ajanı, yapay zeka tarafından üretilen bir sistem sayesinde gelecekte oluşabilecek suçları görmeye ve bunları engellemeye çalışıyorlar. Bilim kurgu tarihinin efsane dizisi Person of Interest aynı zamanda çok iyi bir aksiyon dizisi. Ek olarak sizlerin dizi önerilerini de yorumlara bekliyorum. Bu tarz videoları yapayım mı? Ne dersiniz? Devamı gelsin diyorsanız yorum kısmına devam yazın arkadaşlar. Ayrıca bu videoların içerisinde en sevdiğiniz, en sevdikleriniz, beğendiğiniz program, en çok işe yarayan hangisi oldu? Bunlarla alakalı da yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu videodan sonra kanalımdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Ayrıca yapay zeka ile alakalı bir oynatma listem var. Ona mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Belki gözünüzden kaçan bazı uzun videolarım da olmuş olabilir. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.